Orada Hızır Efendi bir gün İsmail Ağa Camii Şerifi'nde, İsmail Ağa Kur'an kursunda, resmi kursunda bir düğün sohbeti oldu. Metin Hocam düğün sohbetini yaptı. Hızır Efendi düğün sohbetini kenardan dinliyor. Öyle de mütevaziliği vardı onun. Kusur Efendi Hasan'ın damadı. Yani hitabet çok güzel, ilim çok güzel. Hazreti Ali ilmi gibi ilim vardı derlerdi onun için mesela. Ondan sebep ama o şeyi severdi. Dinlemeyi çok severdi. Köyden köşeden. Neyse Metin Hocam vaaz bitti. Hızır Efendi camiden çıkıyor. Kur'an kursunun avlusunda da. İki tane Kur'an kursu talebesi. Orada şey var. Ellerinde raket. Pimpon mu diyor ona? Evet, Pimpon masa oynuyor. tenisi. Masa tenisi. Yani Evet. pimpon. Onlarına top atıyorlar birbirlerine çocuklar. Bizim rahmetli de yaşıyor daha şu anda. Yaşlanmayan 80 vardır kendisi. Hakkı amca Enni Arif'e çok giderdi. Ondan sonra Hakkı amca da Enni Arif çok yaptığı için ya yani kahvehanede istediğini anlat da. Ama bunlar zaten Kur'an kursu talebesi. Zaten Kur'an'ı gece gündüz okuyorlar. Sen de benden 1.000 kere daha fazla okuyorlar. Mecbur namazı kılıyorlar, namazlarını kılıyorlar. Teheccüde kalkıyorlar gibi. Hakkı amca da bunları bulmuşken bir Enni Arif yapayım diyor Kur'an kursu talebesine. Dedi arkadaşlar bunlar malayani şeyler. Bunlarla oynamak bize yakışmıyor. Siz gidin Kur'an okuyun. Ha, adam zaten hafız yapıyor ya. Gece gündüz zaten hafız yapıyor. Bir arada bir hava alsın. Ne olur yani bırak kendi haline oynasın. Evet. Ondan sonra işte bunlar bize yakışmıyor. Bunlar malayani şeyler. Allah-u Teala size alameti ve radillahi teala bir iştigalü malayani. Tamam bu hadis-i şerif var ama orayla alakası yok bu hadis-i şerifin. Allah-u Teala senin kulundan yüz çevirdiğinin alameti nedir? Kulun boş şeylerle meşgul olmasıdır. Keyfi telefonla oynuyor. Keyfi muhabbet, keyfi başka oyunlar. Gırgır şamata. Ne dünyaya ne yarar ne ahirete yarar. Bunlar manevi şeyler. Allah-u Teala bir kul manevi çok seviyorsa, orada o meşguliyeti çok seviyorsa, Mevla'nın kuluna yüz çevirdiğinin alametidir bu. Onun için manevi bırakın diyor. Bu da bu hadis-i şerif okuyordu ona. Bunlar boş şeyler arkadaşlar. Siz Kur'an'la meşgul olun. Yani ne yapıyor onlar aklısına? Şimdi Hızır Efendi dese ki ya çocuklara bırak anlatma böyle dese nefse muhalefet olacak. Adamın nefsi kabaracak. Hızır Efendi o siyaset çok iyi biliyordu. Yani idare etme işini çok iyi biliyordu efendim. Hazretleri tam bağlı için ondan canı almış ondan mübarek kendisi. Orada Hızır Efendi hiçbir şey demedi de sadece çocuğun evladım bir de ver de bir iki ben hasallayayım dedi be. Şimdi Hızır Efendi büyük alim olunca şimdi efendim sen damadınım sen vaaz edeceksin şimdi sen yani orada. Raketi aldı eline var mı dedi karşıma çıkacak bir yiğit pehlivan dedi. Metin Hoca da zaten bu işin tam adamı. Metin Hoca bir uçtu geldi ben varım hocam cübbeyi çıkardı. O da çocuğun elinde raketi aldı. Başladılar oynamaya. Çocuklar dedi ki bir tarafta Hızır Hocam, bir bir tarafta de Metin Metin Hoca şimdi bunlar da oynuyorlar. Çocuklar gülmeye başladı. Hacı amca dedi anlatmayacak mısın bir şey dedi. Bak dedi mahallede ne yapıyorlar dedi. Koskoca hocalar. Evet. Aslında onlar vaaz ediyor ona. Yani bırak çocuklar kendi haline. Bunlar dışarıda olsalar ne olacaktı peki? Bırak Kur'an kursun avlusunu oynasın çocuk ya. Şerahsızlık yapmıyorlar. Namazını kılıyorlar. Kur'an'ı ezberliyorlar. Arada nefis. Bu nefis bu. Nefsini bu hepten boğarsan yardım yay gibi fırlar gider bir daha bulamazsın sen onu.